Bir dakika. Bitti ama, bak ama şimdi sırf burada, bak, bir dahaki hafta üstüne bir 20 bin daha koyar. Sırf sen şimdi Semih başlıyorsun. Örnek bir verdim dakika, ben. Bir, dakika. bir dahaki bir dakika. hafta oylama olsun Yunus Emre üstüne bir 20 bin daha koyar. İddian bu. Senin iddian olmuş. Ben de sana diyorum ki sen şimdi sadece burada Ardağan Yunus Emre'ye bir şey söyledi dersen haksızlık yapmış olursun. Etik bir şey değil. Ne bak, dedi? Bir dakika, Niye bir dakika, yapmışım? Bir dakika şimdi. Yunus Emre Ardağan'a neler söyledi kardeşim? Bak. Ne söyledi? Anlatayım ben sana. Söyle. Şey söyleyeyim. Hugo dedi bir. Onu daire, konseyde yüz yüze ben. Konseyde de söyledi. Şimdi önceden gelelim bir dakika. Sadece bir tane değil. Hugo dedi bir. Evet. Hatta Hugo dedikten sonra Semih burada kendisi Hugo'nun bir insan olmadığını ha, başka bir yere tabii, benzetmeye çalıştığını Kendini açıklamıştı galiba. Bir dakika, abi. Anlatayım, anlatayım anlatayım. Hugo dedi bir. Evet. Bir yemek için iki dakikada herkesi satar dedi. İki. Evet. Karakterine laf söyledi. Üç. Bugün, ee, bugün ne diyor? Ha bugün de diyor ki ben sana bunları bunları söyledim diyor. Tükürdüğümü yalayamam diyor. Yine söylemeye devam edeceğim diyor. Yani Ardahan da onun üzerine diyor ki iyi bir şey, pardon. Ardahan da onun üzerine diyor ki 10-15 günlük çocuksun diyor filan diyor. Tamam da şimdi Semih sırf Ardahan'ın Yunus Emre'ye söylediklerini burada ortaya koymayalım. Bak ben de sana Yunus Emre'nin de Ardahan'a söylediklerini burada ortaya koyuyorum. Yani yok aslında birimizden farkımız. ikimiz de bilmem ne bankasıyız. İkisini foto finish ayırır. O ağır söyledi, o da ağır söyledi. Sen yani şimdi Yunus Emre'yi de burada e, sütten çıkmış kaşık rolüne de büründürmeyelim yok ben, kardeşim. Yok Yunus Emre'ye yani, ben çok e, asum demiyorum. E, ama öyle yapıyorsun. Şöyle bir durum öyle var yapıyorsun. Murat abi. A, adama neler dedi yani. Tamam dedi e, de. E, dedi de. Dedi bak, de'si dedi var, de, var mı? Bağlıydı tamam. E tamam. <laughs> dedi değil olmuyor. Dedi ha. ama. Bak aması var. Evet. Mı? Ama onlar grupça orada bir teşkilatlanarak ha. adamı küçümsediler, tahkir ha. ettiler. Bak bu farklı bir olay. Evet. Adamın ona Meryem'le konuşurken Hugo demesi başka bir olay. Hugo mu sırf? Ben e satar, e, satar diyebilir. Iki, iki satar düşüncesi. O. Üç, bir yemek için iki düşüncesi dakikada o. babasını satar, iki düşüncesi dakikada o. takımını satar. Yok Hugo, yok düşüncesi Hugo. O. Bu işler ama bak. Bu işler güzel Düşüncesi. şeyler diye düşüneceğiz. Ama şimdi bir dakika. Düşünce her düşüncede sen şimdi bir adam sana seni 2 dakikada babasını satar lafı. Güzel bir laf mı düşünce? Güzel bir laf değil. E o zaman söyle de o da söyle. Ama küçük gördüğünüz laf şöyle, değil. şöyle. Burada şöyle Bu bir şöyle şey var. Yani Yunus Emre'ye de ben pozitif ayrımcılık yapmanın doğru bulmuyorum. Ben Çünkü ben ki yapıyorsun şu anda. Böyle. Neden açıklayayım? Çünkü o zaman ben de sana şunu söylerim. O zaman Yasin'in de Evrim'in de Arda Han'ın da düşüncesi bu deyip kestirip patarım. Düşüncesi bu derim. Öyle değil. Doğru veya yanlış Ama derim yani anladın mı? Şimdi Karakteriyle ilgili bir şey düşünüyor. Böyle diyor, böyle böyle bir durum olsa diyor. E, biz doğru diyor mu diyelim şimdi? Adamı diyor. Doğru mu diyelim? Sen yanlış burada kendini açıkladın yanlış zaten bu Yanlış bir ifade. Var. Ama adamı küçük görmeleri başka bir ifade. Peki, bir şimdi burada Vay başka bir, bir şey, 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 şey var. Bir dakika. Çok Pardon. Çok özür diliyorum. Tabii. Bak şimdi. Burada çok enteresan şeyler oluyor. Şimdi ikisi de birbirlerine ağır ağır konuşuyorlar, değil mi? Tabii. Konuşuyorlar, konuşuyorlar, konuşuyorlar. O ona bir şey diyor, ona bir şey diyor. Şimdi, e, şeye e, Ardağan'a iki dakikada babasını satan Hugo Mugo diyen adam sonra oyun sırasında bir şey yapıyorlar, sonra tekrar birbirlerine yine konseyde ağır ağır konuşuyorlar. Bu ne periz, bu ne nazik. Ne yapıyorlar dedin, oyun sırasında öpüşüyorlar. Abi bir onu göstersinler, bir göstersinler. Tamam, olarak, yavaş, yalkın hazırlayınca yalkın ha, yalkın o görüntüyü getir ya. Tamam, Allah rızası Hadi, getir. bak şimdi eleştireceğim Yunus Emre'yi. Evet. Kıvanç... Hugo'sunun yanına bir Buse kondurdu bugün. E tamam işte onu getir diyoruz zaten. <laughs> evet. Yunus Emre'nin bu hareketlerini ben doğru bulmuyorum. Çok da ağır kelimeler söylediğini evet. düşünüyorum. Hatta Yunus Emre'nin konuştukça çok tehlikeli sularda gezdiğini de hafta içinde ben söyledim ki Nisa ile olan bir konuşması vardı. Şey de hiç tasvip etmiyorum. Ünlüler takımını devamlı övecek işte onlar süper takım şöyle takım böyle evet. takım diye övmesini de doğru bulmuyorum. En azından gönüller takımının bir yarışmacısı olarak. Yalnız Yunus Emre'nin bu yaptığı hiçbir şey bu yaptıklarını üstüne, üst üste toplasak Hı. bile karşıdaki arkadaşların yani kimler bunlar? Evrim, Ardahan ve Yasin. Yasin. 3. Başı çektiği üçünün evet. onu uyguladığı mobbingin onu uyguladığı ayrımcılığın ona uyguladığı Hı. dışlamanın üzerine geçmediği için çünkü o dışlama ve o mobbingin daha ağır olduğunu düşünüyorum. Evet. Ve Yunus Emre'nin buradan birinci çıktığını düşünüyorum. Şimdi Semih Programa tabii doğal olarak bir heyecanla girdi. Yunus Emre'nin birinciliği böyle gidecek, devam edecek falan filan. Ama ben şimdi Semih'e soruyorum, diyorum ki Yunus Emre neden birinci diye sorduğumda onu bu muameleyi yaptıkları için diyor. Şimdi cevap zaten evet. anahtarı. Evet. Yani Yunus Emre muhteşem bir karakter, süper bir yarışmacı, Survivor'a damga vurduğu için bu noktada olduğunu iddia etmiyor ki. Ben de böyle iddia etmiyorum çünkü bence Yunus Emre'yi tanımamız için Belli bir zamana daha ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Şu anda Yunus Emre'ye verilen bu oylar karşı takımın ona yaptığı muamelenin sonucu. Ama şu şunu da ekleyelim. Hı. Barış niye iki hafta üst üste birinci oldu? Aynı durumlarda. Aynı durumlardan değil. Çocuk boylu postu bu tarz e yarışmacılar Hayır her sadece sene. Sadece boylu postu ya değil. Tamam ama... yani Barış da aynı şekilde Hümer Adası'nda. bir, yok, Adasından... bir olmadı. O kadar olmadı olarak. mı? Ol, yok yok. Barış Barış'ta. da. Semih? hayır hayır. Aa, bir dakika lütfen hayır, bir dakika hayır. şöyle bir Bar barış şey var. Barış'ta mobbing oldu. Barış da ilk o ilk, ilk kastan. Semih bak İğitim sana bir şey söyleyeceğim. Sana, sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi bak. Sen Barış'a burada ne mobbing oldu dersen kendi laflarınla çelişirsin. Barış'ta Semre aynı mobbingi mi yedi? Ee, şöyle hemen hemen aynı mobbingi yedi hatta ha. daha ağırını bile Asla yemiş olabilir. Ben... Kaybedecek. Ha bir dakika. Kaybedip Allah kaybetmemesini Allah. konuşuruz. Bak iddiam da şu. Hem gönüllülerde hem ünlülerde SMS sıralamalarına bakıyorum. Hep birbiriyle değişkenlik gösteren Sıralamaları gördüğüm için oy farkının ciddi olduğunu görmüyorum. Neden Yasin'dir diyorum. Kazananı bence Yasin'dir. İsa'yı geçti. Çünkü. Cumali geçti. Efendim? Nisa, ha, onları geçti. geçti. Başka bir şey var. Şimdi Yasin, Yunus Emre üzerinde mobi kuran takımın kaptanı görüntüsünde değil mi? Evet. Ha Bu görüntüye rağmen bu adam SMS'te ciddi bir yükseliş sarf ediyorsa bir de böyle olmadığı zaman kim bilir nerelere gelecek adam. Ama son zamanlarda son zamanlarda. Son zamanlarda ilk başta hayır, hayır o değil ee, Yunus Emre ilk başlarda Yasin yaptı ama son zamanlarda o mobbing uygulamasını bıraktı Yasin. Yasin biraz daha bıraktı. Ya hayır biraz daha değil baya bıraktı çünkü Yunus Emre ile iyi konuşmaya başladı Yunus Emre'yi motive etmeye başladı Yunus Emre'nin yanına gitti konuştu filan o ilk havası kalmadı o nereden oldu o ilk Yasin çünkü şöyle olayları çok yaşayan yani sıcağıyla soğuğuyla çok fena yaşayan bir adam yaşarken o oylamadaki onu geçmesi onu etkiledi ama sonra baktı ki çocukta bir problem yok hani halk öyle takdir etti çocuğun yanına gitti yanaştı öyle bir problemi yok ya şu anda bir şey yapmıyor ya yani. çocuğa bir şey sebebini. yapmıyor Tabii. Yasin niye geçti? Bir e, takımın kaptanı gibi gözüküyor ama fikirsel olarak hiçbir zaman e, Yunus Emre ile ilgili düşüncelerini açıklamadı. Hep Evrim e, Yunus Emre'ye çıkış yaptı. Ardağan çıkış yaptı. Yasin Yunus Emre'ye doğru Diyalog kurmadı. Hı hı. Arka plandaki isim. Evrim susun dedi. Ama çok Halecizim. da arka planda. Yani birincisi, buzdağın görünmeyen yüzü değil de. En önemli sebebini söyleyeceğim. Ee, i̇kincisi e, performans birincisi oldu Yasin bu hafta. Oyunlarda iyiydi. Takım yerlerdeyken o iyiydi yani. Hep inançlıydı. O da var. Ama en önemli sebebini söyleyeceğim. Tepki oyları. Tepki ise Yasin'e de tepki oyları geldi. O tepkine Kendi fanlarının tepkisi. Çünkü Yasin 3 haftadır giremediği için, 3. bile olamadığı için orada suratını astı, fanları ona sahip çıktı. 1 oy atan 5 oy attı ama her zaman 5 oy atacaklar diye bir şey yok. Onu söylüyorum ben size. Evet, o da Yani ya. burada şimdi olay şu. Evet, o o yüzden, o yüzden biz Yunus Emre şu anda alacak, uçacak, ta nereye gidecek, Yasin alacak, oradan tarafa götürecek diye konuşmamız için evet. çok erken olduğunu düşünüyorum. Sen de Yunus Emre'yi tanımıyorsun. Yunus Emre'nin, bak, şunu da söylüyorum. Ama ben Yunus Emre'nin, ay, bir aydır izliyorum. İzliyorsun, tabirleri bak şimdi bu. Zaten bak, şimdi tabirleri burada Yunus bu. Emre'yi birinci yapan şey ne dedik? Onu, sen kendin söylüyorsun. Onu uygulanan mobil Evet. Demek değişecek mi sana soruyorum Arkadaşların tavırları değişmeyecek. Tavırları değişmeyecek, değişmeyecek, değişmeyecek ama tavırları değişmeyecek ama şu var zaten orada bazı isimleri ön plana çıkarttılar. Mesela o grupta biz ne dedik? Şu anda Yasin var, Evrim var, Ardahan var. Orada oylar Yasin'e doğru kaymış. Hatta Ardahan'la ilgili de konuşacağız çünkü Yunus Emre ile ciddi atışması var. Ardahan'dan da izleyici vazgeçmiş gibi. Şöyle vazgeçmiş. Tamamen listenin altına koymamış ama zaten onun altındakilerden Survivor'da çok fazla bir şey beklemiyoruz. Alt Ardahan'ın altındakiler, Ardahan'ın altındakiler kim? Ardahan'ın SMS'te altındakiler. Ceyhun abi maalesef veda etti. Gizem, Meryem, Burak. Şimdi bu isimlerden Meryem iyileşip bomba gibi parkurlara dönmediği sürece Arda'nın geçebilme ihtimalini görmüyorum. Diğer yarışmacıların hiç görmüyorum zaten. Ama burada konuşmamız gereken ha, SMS sıralamasını çünkü Yasin'e baktığımız zaman Yasin de Cemalcan'ı ve Nisa'yı da geçmiş aynı zamanda bakın. Bu çok önemli bir şey. 2 evet. e, haftadır, 3 e, haftadır hatta e, iki kere mi Cemal Can ilk 2'de çıktı? Evet. 2 evet. kere çıkan Cemalcanı ve bana sorarsanız hala benim gönlümde Nisa'yı ben her zaman 1 ile 2'den bir tanesine koyarım. Onu da geçmesi büyük başarı. Ha Yasin'e bir eleştiri yapacak olursam nedir biliyor musunuz abi benim Yasin'e eleştiri? Bak buraya da yazmış. Bir yarışmacı, bir yarışmacı bir takımın hem lideri, hem maskotu hem en çok konuşanı hem teknik direktörü hem de delisi olamaz abi. Tebrik ediyorum. Çok güzel bir... Yani edeyim. bir yarışmacı, bir takımın her şeyi olamaz. Ya sen maskotu musun? Lideri misin? Hangisisin? Ben seni konumlandıramıyorum bir türlü kafamda. Stratejiyi mi veriyorsun? Eğlendiriyor musun? Hepsi olamazsın. Ya senin problemi şu. Hepsi da, olmak e, böyle istiyor. böyle profiller vardır hayatta. Her şeyi yapmak ister. Ya hiperaktif adam. Ha, o da ya her şeyi duramıyor yapmak ki istiyor. ki yerinde hiperaktif. Hiperaktif ile alakası yok. Ama... Her yerde olmak istiyor. Her şeyi ben ben tamam ben... Tamam işte, işte hiperaktif ya. Adam duramıyor yerinde. Hiperaktif. Aha. Yani adamı baktığın zaman Yasin'in Yasin tarzına baktığın zaman hiperaktif hiper bir adam, hiper adam Yasin. Hiperaktiflik başka bir şey. Niye? Hiperaktif hiper her şeye giriyor. Yılan o geliyor yılana yapıyor. gidiyor. O geliyor ona planlı gidiyor. Yılanlı yapıyor. Yap planlıyor? Planlı... Nasıl planlıyor? Yani? Planlı Masum yapıyor. yapıyor. Hiper, hiperaktiflik başka bir şey. Niye? O hastalık. Şey de hastalık olur mu ya? Hastalık. Ya hastalık olarak söylenmez hiperaktif ille yani erse doktor muyuz biz yani? Hayır, ya ne hastalığı, kadar hastalığı hiperaktif bir adamsın. Anlamıyor düşünme. O da e? bir hastalık yani. Ya hastalık da ben onu hastalık olarak söylemiyorum şu anda. Doktor muyum ben? Hiperaktifi kullanırız hayatımızda. Ya evet. ne kadar hiperaktif bir adamsın. Tamam. Değil mi yani ben doktor olarak mı burada konuşuyorum? Tamam.